Evet efendim, televizyon ekranlarının en patisever programı Patilerle Empati'de tekrar beraberiz. Bugün iki değerli konuğumuz var. Özel Hayvan Hastaneleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi sevgili uzman veteriner hekim Çağdaş Tekman ve yine sevgili veteriner hekim Antalya Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu üyesi yine sevgili Volga Tuğalpay. Hoş geldiniz değerli Hoş arkadaşlar. bulduk değerli hocam. Hoş bulduk Nasılsınız? hocam. İyiyiz, sağ olun. Sizleri sormalı. Siz Sağ olun, nasılsınız hocam? sağ olun. Bizler de Sağ iyiyiz. olun. Bugün farklı bir konu. İlk iki programda biraz kedi ağırlıklı konuştuk. Artık yavaş yavaş köpekler üzerine, kadim dostlarımız köpekler üzerine konuşmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Ve bugünün konusu bir köpek sahiplenmek istiyorum. Ne yapmalıyım olacak? Bu çerçevede biliyorum ki sizler yıllarca sahip olduğunuz hastane ve kliniklerde patili dostlarımıza hizmet veriyorsunuz. Bu işin uzmanısınız. Bu çerçevede de en doğru bilgiyi sizden alacağımız inancındayım. Müsaadenizle ilk sorumu yöneltmek istiyorum sizlere. Şimdi bir köpek sahiplenmek istiyoruz. Bu yavru olabilir, erişkin olabilir. Biz yavru bazlı başlayalım. Hangi köpek ırkı bana uygun dersem, sevgili Çağdaş Tekman, uzman veteriner hekim olarak, yılların tecrübesi olarak neler söylemek istersin? Hocam bir kere köpeğin yaşayacağı sosyal ortama göre biz nerede yaşıyoruz? Sosyal ortamı nedir? Biz bir yavru bir köpeği alıp bünyemize katacağımız zaman ona neler vereceğimizi değerlendirdiğimiz zaman her şey önemli. Bu köpeğin ırkından, cinsiyetinden, bizim yaşadığımız coğrafyanın havasal koşullarından gibi bir sürü faktör var. Bunları çok iyi değerlendirmek, çok iyi bir tercih noktasında davranmak gerekiyor işin açıkçası. Bununla beraber bir de tabii ki o hasta diyoruz biz alışkanlık tabii ki hocam sürçülisan ediyoruz kusura bakmayın. Estağfurullah. Yavrumuzun bizle beraber nasıl bir sosyal ortam hazırlayacağımız ya da niçin bir köpek besleyeceğimiz amacıyla ilgili aslında Bunlar biraz da. aslında çok doğru tespitler. Hani biraz daha ırksal boyutta düşündüğümüzde, şimdi mesela Antalya bölgesinde faaliyet gösteriyorsun sevgili Volga. Evet hocam. Mesela Antalya bölgesinde bir patisever bir köpek sahiplenmek istedi. Size geldi. Volga Bey ben tabii şimdi Çağdaş Bey'in söylediklerinin hepsi doğru. Tabii ki. Ama ek olarak hangi ırk dediğinde, yani tabii ki coğrafya çok önemli, iklimin durumu çok önemli. Evde mi bakacak, bahçede mi bakacak? Evet Bunlar hocam. önemli. Peki siz Çağdaş Bey ek olarak Hocam şimdi söyleyecekleriniz Çağdaş Bey'in neler sizin efendim? söyledikleri doğru. Bunlar ana kriterler. Ana kriterlere aslında hani eklenebilecek olay şu. Hayvanı hangi yönde beslemek? Yani bu canlıyı hangi yönde beslememiz gerekiyor? O bahçeli bir evimiz mi var? Yoksa bir apartman katında mıyız? Bunlar çok önemli. Bizim bulunduğumuz bölgede evler yine hem apartman katı olarak yaşayan insanlar var, villaları olan insanlar var. Özellikle apartman katında bulunan arkadaşlar biraz daha küçük, daha bakımı kolay, kıl dökülmesi ve evdeki diğer hani yaşanılan ortama zarar vermemesi açısından kolay bakılabilir hayvanları tercih ediyorlar. Bahçe tarzındaki bahçesi olan arkadaşlar da yoğunlukla biraz daha büyük iri ırkları tercih ediyor. Hani bunları isimlendirmek gerekirse son yıllarda özellikle toy poodle'lar revaçta. Yani biraz daha küçük ırklar, Evet. Minyatür ırklar hocam. minyatür Minyatür ırklar ırklar. ev tipi oluyor, değil mi? Evet. Biraz daha böyle dış ortama, evet Çağdaş Bey. Hocam zaten son dönemlerde artık evlerde daha çok küçük ırklar, büyük ırk köpekleri neredeyse çok daha az görür olduk. Daha çok büyük ırk köpekler aslında koruma köpekleri, iş köpekleri ya da işte avcılıkla uğraşan insanların avlanmadaki yardımcı köpekleri olarak aslında bakılıyor. Onun dışında zaten çobanlarımızın baktığı büyük ırk köpekleri, çoban köpeklerimizi, kangal köpeklerimizi zaten biliyoruz. Onlar bir amaca yönelik köpekler ama sosyalleşme ve oyun köpekleri dediğiniz zaman orta ve minyatür ırk giriyor. Bunlarda da şu anda en popüler olan Volga Bey'in de söylediği gibi toy poodle'larımız var, minyatür pinscher'larımız var, şivavalarımız var. Orta ırklarda Cocker'lar, King Charles, Cavalier'ler bu ırkları şu anda genelde sosyal olarak aile fertleri, aile bireyleri çok çok tercih ediyorlar. Şu anda en çok gündemimizde yaşadığımız işte hastalıklarıyla, problemleriyle uğraştığımız
köpekler. Keza bunların yanında bir ırk daha eklemek isterim. French Bulldog'lar falan var hocam. Onlarla karşılaşıyoruz evet. Sürekli. Sevgili Volga, senin ekleyeceklerin var mı? Şöyle, söylediklerimiz, Çağdaş Bey'in söyledikleri gerçekten doğru. Konularımızı, yani konuşmaya başlamadan önce özellikle ben ricada bulunmak istiyorum. Kişiler aldıkları zaman bir canlıyla çok kısa bir süre geçirmiyorlar. Yani en az 13-14 yılları, 9-10 yılları gibi bir aralık onunla beraber geçiriyorlar. Doğru bir canlıyla mutlu olabilmek için ve bu canlıya bakmaktan zevk alabilmeleri için bulundukları bölgedeki profesyonel hekim arkadaşlara gidip danışıp kendi şartlarını anlatıp ona uygun almaları bu bağlamda bu maddede çok önemli. Değil mi? Bir bilgisayar bile alacak olsak ne yapıyoruz? İşin uzmanına soruyoruz. Özelliklerine bakıyoruz. Değil mi? Bir bakıyorsunuz bunun ki bir canlı, bir can söz konusu olduğunda en doğru seçimi yapabilmek önemli. Çünkü size ömür boyu yoldaş olacak bir arkadaştan bahsediyoruz. Bir yoldaştan bahsediyoruz, bir candan bahsediyoruz. Peki sevgili Çağdaş Tekman, seninle devam edelim. Bir yavru mu yoksa bir erişkin köpek mi edinelim? Ben biliyorum ki tabii ki belli bir dönem sonunda sosyalleşme açısından bazı zorluklar belki bize getirebilir. Ama erişkin bir köpeğin mizacı, karakteri veya yapısının artıları da mutlaka bulunacaktır. Sen ne söylemek istersin bu konuda? Burada aslında erişkin köpeklerdeki en önemli durum gerçekten söylediğiniz gibi onun karakter ve mizacı ya da sizden önceki dönemde hayvanın ne yaşayıp nasıl bir eğitim aldığı, nasıl bir huy ve karakter yapısına bağlı olduğu olarak değişiyor. Yavru köpekler tabii ki biz aile bireylerine göre tanıyıp onlarla beraber büyüdüğü için eğitilmesi ve aile adaptasyonu çok biraz daha kolay. Ama öyle sosyalleşmiş, öyle insancıl diyelim, öyle uysal erişkin köpeklerimiz var ki belki bir yavrudan çok daha kolay adapte olabiliyor evin içine. O yüzden de buradaki tercih kişinin aslında nasıl bir canlıyla beraber, nasıl bir köpekle beraber yol haritasını belirlemek istediğiyle alakalı aslında. Bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de biz aldık, beraber yaşayacağız ve bununla beraber bir ömür geçireceğiz. Çocuğun ömrü vakıf olduğu süre boyunca sürekli beraber yaşanacak. Bunları doğru değerlendirip doğru tercih etmek çok önemli hocam. Evet, sevgili Volga, sen neler söylemek istersin bu konuda? Hocam, Çağdaş Bey'in söylediklerine ek olarak şu noktalar var. Genelde bizden gelip yardım isteyen, bu konuda bir canlı almak istiyorum diyen insanların içerisinde kategorisel farklılıklar var. Bir grup arkadaş geldiklerinde bize bir canlıyı kurtarmak, onun hakkında ne olursa olsun, onun karakteri ne olursa olsun, ben ona bakmak istiyorum, yeter ki bir köpek sahiplenmek istiyorum diye gelen bir grup insan var. Bir grup farklı kategoride de hiç bu konuyla ilgili bilgisi olmayan ama bilgilenip de kendi aile ortamına uygun yavru köpek almak isteyen var. Orada şöyle farklılıklar var. Şimdi yavru bir köpekle hayatına devam etmek isteyen insanlar genelde biz ilk kez bir yavru, daha doğrusu ilk kez bir canlıyla yaşayacak ailelere yavruyu tercih edin diye söylüyoruz. Bunu hani bir küçükken bir barınak ortamından da alabilirler. Herhangi bir yerden ekonomik bir meblağ karşılığı da alabilirler. Onlara karışmıyoruz. Sadece şu telkinlerimiz oluyor. Bir canlının köpek olarak bebeklik dönemi içerisinde yetişkinliğe ulaşacağı süre erkeklerde genelde 11-11,5 ay, dişilerde yaklaşık 10-10,5 ay gibi. Vallahi aslında doğru da bir tespitte bulundun. Tabii erişkin dediğimiz kategoriye kaç aylıktan sonra geçiyor? Bu da çok önemli. O anlamda isabetli bir tespit oldu. Lütfen devam et sevgili Volga. Teşekkürler hocam. Şimdi erkek ve dişi köpek alımını ayırmak da bir ayrı kategori zaten. Bunun içerisinde 11,5 ay erkekler için, 10-10,5 ay dişler için ergenlik dönemini saydık. Ama bu hayvanların ikisinin de, yani bu canlıların ikisinin de psikolojik gelişim dönemi ortalama 7-7,5 aylık olduğu süre. Şimdi bu 7-7,5 aylık olup karakterinin oturduğu, tamamen aileye adapte olduğu ya da yaşayacağı ortama adapte olduğu
an, o süreç ilk kez hayvan bakacak, ilk kez bir canlı bakacak arkadaş için çok önemli. Burayı kendisine uygun bir şekilde, kendi normlarına uygun bir şekilde yetiştirirse bu süreç içerisinde, 7-7,5 aylık süreçte, bundan sonraki 13-14 yıl, 15 yıl o canlıyla çok daha mutlu yaşıyor. Bu standartizasyona girenler, dediğim gibi, hayatına ilk kez bir canlı alacak insanları buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Biraz daha küçük alınsın diye. Ama büyüklerde, yani büyük alımlarında genelde dediğimiz gibi daha önceden de hayvan bakıp, canlı bakıp bunların nasıl bakıldığını, neler yapması gerektiğini bilen insanlar. Onları peki, tercih ediyor. Ben kafama şu takılıyor. Şimdi tabii ki yavru böyle biraz daha ılımlı geliyor. Ama bizde barınaklarda çok sayıda can var. Tabii. Sahiplenilmeyi bekleyen. Dolayısıyla hani ben öncelikle kendim, sizler de öylesiniz biliyorum. Yani yavru, erişkin ayrımı yapmayan insanlarız. Tabii hekim olarak zaten bu bize yakışmaz ama. Peki erişkin köpek adapte olamaz mı? Yani ben o adaptasyonu sağlayabildiklerini, öyle bir aile ortamına girdiklerinde böyle çok cidden daha yaşanmışlıklar belki. Şimdi her canlının psikolojisi var. Köpeklerde bu. Biz bunu zaten hissediyoruz, biliyoruz olduğunu, çok yoğun yaşadıklarını da biliyoruz. Ben sanki adaptasyon süresi daha kısa gibi, tabii yavru edinmenin tadı ayrı ama erişkin dostlarımızın da adaptasyon süresi çok kısa oluyor. Ben genelde bunu gözlüyorum. Bilmiyorum sevgili Çağdaş, katılır mısın? Gerçi biraz bahsettin ama. Hocam dediğiniz gibi erişkinin aslında adaptasyonu çok daha kolay gibi görünüyor ama hani... Çocuğu sahiplenecek kişinin kişisel tecrübesi çok önemli bu anlamda. Yani daha önce hayvan besleyip beslememiş olması, daha önce yetiştirdiği bir köpeğin olup olmaması ve buradaki sosyal birleşmenin, çocuğun adaptasyondaki belli triklerin tam yapılıp yapılamaması ile ilgili aslında kazanımlar var. Çoğu şeye göre, işte nasıl diyelim, bir yavruya göre belki erişkin bir köpeğin tuvalet eğitimi zaten hazır olduğu için belki ev ortamına alışması çok daha kolay olacak. Ama kişinin kendi tecrübesi çok doğru orantılı işin açıkçası. Yönetmek de bu anlamda hani kolay gibi görünüp ama bazı ufak tefek zorluklarının olduğu bir durum. Her şeye açıkçası. Rağmen biz onları seviyoruz. Yavru veya erişkin. Önerimizde Patili dostlarımıza, emin olun bu ayrımı yapmayın. Ama sizin için hangisi daha zevkli, daha keyifli olacaksa gidin yerinde görün, onunla temas kurun. Onun sizi kabullenip kabullenmediğine bakın ve yola öyle çıkın diyoruz. Peki sahiplendik. Çok güzel. Yavrumuzu ya da erişkin Patili dostumuzu, çocuğu sahiplendik. Eve getirdik. İlk neler yapacağız sevgili Volga Tuğalpay? Şimdi sahiplenme sonrasında yine nereden? Şimdi veteriner hekim kontrollerini, veteriner hekim onu bir sonraki soru o olacak. Onu bir kenara koyarak evde ne yapmalıyız? Evi nasıl hazırlamalıyız onlar için? Tabii hocam, onu aktaracağım. Şimdi yine canlımızın, kusura bakmayın, biz az alışkanlığı şimdi söylerken çocuklarımızın diyelim, Patili dostlarımızın. Patili evet. Dostlarımızın evimize nereden geldiği çok önemli bu etapta. Bizim de ona adaptasyon süremiz olacak. Onun da eve adaptasyon süresi olacak. Az önce konuya ek olarak buraya bağlarken bir şey söylemek istiyorum hocam, müsaade ederseniz. Tabii, lütfen. Şimdi sokaktan alınan bir canlı ile daha önceden bir sahibi olup da bırakılmış olan canlının arasında farklılıklar oluyor adaptasyon süresinde. Şimdi bunu eğer biliyorsa sahiplenilen ortamdaki insanlar ve bunu sahiplenen kişiye aktardılarsa bu konudaki ev adaptasyonu daha farklı şekilde ilerlemesi gerekiyor. Eğer sokaktan gerçekten hiçbir sahibi olmadan bizim gözlemlediğimiz, daha doğrusu benim yıllar içerisinde gözlemlediğim kadarıyla dışarıda hayatını tamamlamış, gerçekten de bir dostu, bir ailesi olmamış canlılar gerçekten çok daha hızlı adapte oluyorlar ev ortamına ve bundan dolayı duydukları mutlulukla çok farklı bir şekilde, hatta bir bebekten daha hızlı adaptasyon oluyor. Bunların ev ortamına geldiği zaman çok fazla ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Valla bunlar önemli tecrübeler. Yani yılların birikimiyle ortaya konmuş tecrübeler. Peki sevgili Çağdaş Tekman katılıyor mu buna? Katılıyorum. Ekleyecekleri var mı? Tabii ki var hocam. Şöyle, Volga Bey'in söylediklerinin hepsi doğru.
Mutlaka evin bir bireyinin adaptasyonu sağlandıktan sonra onun bir sosyal yaşam alanının ihtiyaçlarına göre bazı şeylerin tedarik edilip hazırlanması gerekiyor. İlk geldiğinde bunların uygun bir şekilde evde hazır olması ya da barındırılması. Yani küçük bir köpekse mesela düşünürsek oyun köpeğidir aslında. Onun ihtiyacı olan oyun agresyonlarını gösterebileceği oyuncakların sağlanması, beslenme alanının düzenlenmesi, hayvanın dışarı çıkarılması için gerekli olan işte tasma argümanlarının tedarik edilmesi, onun kilosuna ve boyutuna uygun olan tasmaların ve gezdirme aparatlarının bulundurulması gerekiyor. Onun dışında da hocam nasıl diyeyim, çocuğun tamamen sizin de yönetebileceğiniz şekilde hazırlanması gerekiyor. Tabii evde çocuklar varsa onlarla tanıştırılması, evde tehlike arz edebilecek merdiven boşlukları vesaire varsa bunların belki sınırlanması. Yani aslında ev ortamının fiziki olarak hazırlanması da önemli. Eğer bir bahçe ortamıysa ona barınabileceği uygun büyüklükte bir barınağın sağlanması, iklim koşullarından koruyacak evet. Ve bir gezinti alanı oluşturulması, bunların hepsi önemli. Tabii biz şunu biliyoruz, eve getirdik. Tabii birçok pati sever diyor ki ya işte banyo yaptıracak mıyım, neyle yıkamalıyım, neyle beslemeliyim. Şimdi buraya geliyoruz. Tabii bunlar için profesyonel destek almalarını biz her zaman öneriyoruz. Bir veteriner hekime, bir kliniğe, bir hastaneye, bir polikliniğe mutlaka başvuru yapmaları gerekiyor öncelikle. Sağlık kontrolleri açısından da. Peki sevgili Tuğalpay, veteriner hekim kontrolleri ne sıklıkta olmalı ve bu kontroller neleri içeriyor? Size geldiğinde bir pati sever, yeni bir can sahiplenmiş, kapınızı çaldı. Sevgili Volga Tuğalpay ona neler söylüyor? Şimdi ilk geldiklerinde canlıyı sahiplendikten sonra arkadaşlar birlikte geliyorlar. Bazen tabii gelmeden önce hayvan sahibi de canlının sahibi de geliyor. Önce bir bilgi alıp sonra alıp getiriyor. Şimdi bizim ilk düşündüğümüz ilk getirdiklerinde sağlık yönünden kendi taramamızla alakalı. Kişisel olarak yani hekim olarak düşünüyoruz. Sonra kendi taramamızla ilgili işlemleri yaptıktan sonra da hayvan sahibini bilgilendiriyoruz. Hani sıra aslında biraz tersmiş gibi geliyor hayvan sahibiyle yani ona empati yaptığım zaman. Öyle düşünülüyor ama gelen bir canlı öncelikle seçilmiş ve kendisi bir sahip bulmuş bize gelmiş. İlk geldiğinde veteriner hekim arkadaşlarımıza bizler yoğunlukla semptomatik bir problem var mı? İşte hayvanın normal kalp, solunum oranları, kalp dinlenmesi vesairesi, işte ne bileyim derecesi, vücut ısısı, semptomatik herhangi bir problemi var mı yok mu onlar değerlendiriliyor. Belki kan tahlili işin içine giriyor mu? Şöyle, bizdeki birçok şey ekonomik etmenler de göz önüne alınarak hani yavaş yavaş anlatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü karşımızdaki pati arkadaşımızı sahiplenen arkadaşlar bu konuda bilgisizse özellikle yani çoğunluğu ekonomik boyutunu ilk muayeneden sonra anlatıyoruz. İlk muayenesinden sonra edindiğimiz bulguları anlatıyoruz. Mesela işte enfeksiyöz bir problem varsa ateşi vardır, işte kalbiyle solunumuyla ilgili bir problem varsa onlarla ilgili problemin varlığı yokluğu bildiriliyor. Sonrasında eğer biz gerek görürsek şunları da yapmamız gerekiyor. Tabii hani ve paraziter yönden muayenesi yapılıyor. Dışkı muayeneleri. Daha sonra eğer gerek görürsek kandan yine aynı şekilde paraziter etmen var mı yok mu onlara bakıyoruz. Valla ben açıkçası bir iç hastalıkları hocası olarak bu alanın bir profesör olarak pati severlere şunu öneriyorum. Siz de katılır mısınız bilmiyorum. Tabii ekonomi çok önemli. Bu işin bir parçası ancak bir canla beraber yola devam edeceksiniz. Hem onun sağlığı, başta onun sağlığı, daha sonra sizin sağlığınız da önemli. O nedenle olası bir enfeksiyöz durum onun sağlığı açısından mutlaka kontrol edilmeli. Antiparaziter uygulamalar mutlaka yapılmalı. Hem onun sağlığı hem sizin sağlığınız açısından. Tabii. Bunlara mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten bunlar da kliniklerimizde rutin olarak yapılıyor. Sevgili Çağdaş Tekman geldi, hastanenizin kapısını çaldı dostuyla. Zaten Volga, sevgili Volga bahsetti. Peki tüm bu işlemlerden sonra ziyaret sıklığı ne olmalı? Bir program dahilinde mi bu gerçekleşiyor? Uygulamalar nedir bu konuda? Hocam ziyaret sıklığı biz hastalarımıza şöyle öneriyoruz.
İç parazitler ve dış parazitler uygulamaları aşağı yukarı yaklaşık 2 ayda bir rutin uygulamasını yapıyoruz. Ve bu her 2 ayda bir hastane ziyaretini ya da klinik ziyaretini hasta sahiplerine öneriyoruz. Çünkü hasta kapıdan içeri girdi ve bizle ilk göz temasını kurduğu andan itibaren muayene masasının üstüne aldığımız süreçte zaten bir genel muayene, aslında gözle yaptığımız bir temel muayeneyi bitirmiş oluyor. Hastaya temasımızla başlayan, muayenenin de devamı olan mukoza incelemeleri, hastanın herhangi bir problemin olup olmaması gibi ufak tetkikler yapılaraktan hastanın sağlığında bir problem varsa o anda hasta sahibi ikaz edilerek gerekli ihtiyacı olan tanı argümanları da kullanılarak hastada bir problem varsa erken tanıyla büyük problemlerin önüne geçiyoruz. O yüzden klinik ziyaretleri önemli. İç parazit uygulamalarında ya da dış parazit uygulamalarındaki her seferinde klinikte yapılabilirse, her seferinde bir hekim görmüş olursa aslında her uygulama sırasında bir muayene olmuş olur. Doğru. Böylelikle hastanın hayati risk içerebilen, bazen gizli seyreden özel hastalıkları aslında erken tanıyla ortaya konulabilmesi ihtimalinden dolayı sık sık ziyaret aslında daha önemli aslında oluyor. Aslında patili dostumuzu sahiplendik. Nereden veya kimden sahiplenmiş olursak olalım, ilk yapılması gereken hemen acil durumlar veya rutin uygulamalar dahilinde ulaşabileceğimiz bir veteriner hekimin numarasını bulmak, rehberimize kaydetmek, gidip ondan fikir almak, rutinlerini sormak, değil mi? Tabii. Doğru. Acil eylem planının hazır olması lazım. Kesinlikle. Yani acil kesinlikle. Durumlarda 7/24'te nereye ulaşılır, nasıl yapılır, hepsinin hazır olup hatta ona göre... yakın çevremizden tanıdığımız ve bize yardımcı olabilecek bir arkadaşımızın da bilgilendirilmesi. Acil durumlarda çünkü insan panik yapabiliyor. Evet. Ve mutlaka bir profesyonel desteğe ulaşırken yanında birinin olmasını isteyebiliyor. Onu da bilgilendirerek onun da numarasını belki kaydetmek işin en doğrusu olacaktır. Aşılamalar rutin dahilinde, antiparazitler uygulamalar rutin dahilinde. Bunlar tabii ki ekonomik bir belki külfet gibi gözükse de emin olun öncelikle patili dostumuzun. Daha sonra da onu seven, onu besleyen, ona can yoldaşı olacak bizlerin sağlığı açısından önem arz aslında ediyor. Aslında orada şöyle bir şey ekleyeyim hocam. Lütfen buyurun. Aşılama aslında ekonomik bir külfet gibi görünse de çocuk hasta olduğunda, viral hastalıklara yakalandığında çocuğun hayatını kurtarmak için harcayacağımız ekonomik bütçe bir aşının belki 15 belki 20 katını buluyor ve aslında aşı ekonomik olarak çocuğu sağlığını korumak açısından daha önemli pozisyonda. Tabii her şekilde aşı önemlidir. Her şekilde ister bu insan olsun, ister patili bir dost olsun, koruyacak. İster verimi amacıyla beslediğimiz bir canlı olsun, aşı mutlaka koruyucu amaçla uygulanmalıdır. Hayatın, modern hayatın vazgeçilmezidir. Yapılmazsa gözümüzün önünde onun çektiği acılar, onun çektiği ızdırap, maddi külfetini bir tarafa atalım ama vicdanen bunun sorumluluğunu almamak gerekir ve aşıyı ve antiparazitler uygulamaları özellikle ihmal etmemek gerekir diye ben de ekleyerek bu soruyu kapatmış olayım. Çünkü daha önemli bir soruyla, daha önemli değil de yine önemli bir soruyla devam edeceğiz. Sevgili Volga Tuğalpay, beslenme. Yani yanlış beslediğimizde metabolik hastalıklar başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz zaman içerisinde. Nasıl beslemeliyiz? Eğer bir yavru pati ise bu nasıl beslemeliyiz? Erişkin bir pati ise nasıl beslemeliyiz? Evet. Şimdi teşekkürler hocam. Beslenme konusu evet önemli bir konu. Bu konuda hani klinisyen hekimlik yaptığımız için bir akademisyen kadar net bilgilerimiz olmasa da şöyle durumlar var. Şimdi genel itibariyle canlıları biz bu yavruları veya işte yetişkin canlıları kendi evimize aldığımız zaman doğal yaşam ortamlarından uzaklaştırmış oluyoruz. Şimdi ne kadar evimizde çok iyi bakmaya çalışsak da, bahçemizde çok iyi bakmaya çalışsak da standartta bir canlının kendi ihtiyaçlarını, kendi içgüdüsel davranışlarıyla gidip bulabilme imkanını engellemiş oluyoruz. Şimdi bunlar neyi doğuruyor? Sizler de bilirsiniz, biz okullarda öğrenim sırasındayken anlatırlardı, işte kalsiyum eksiği varsa bir canlı işte gidip duvar yalar, özellikle hamile bayanlarda bu gözlemleniyor vesaire. Şimdi bu içgüdüsel davranışların hiçbirini yapamıyorlar. Dolayısıyla evin içerisinde ya da bizim bağlı bulundurduğumuz alanda
bizler tarafından verilmesi gereken tam bir rasyon gerekiyor. Bu rasyon dediğimiz hazırlanmış, özellikle ortalama rasyon içeren hayvanların yaşına, ırkına, bazı metabolik problemleri varsa idrarla ilgili, işte ne bileyim böbrekle ilgili, yani karaciğerle ilgili veya metabolik olaylar dışında alerjik reaksiyonları varsa hep bunlara özel hazırlanmış rasyonlar kullanmaları gerekiyor. Yani dengeli bir diyetinin olması önemli. Tabii ki. Protein kalori dengesi önemli. Tabii ki. Tabii hastalıklar özel durum. Onları ben hani sevgili Çağdaş'a ayrıca soracağım. Hı hı. Ama merak ettiğim ana konu şu. Yani bu protein dengesi, kalori dengesi, lif dengesi, bunların hepsi önemli. Tabii. Bir de nasıl beslemeliyiz? Yani doğru besleme, tabii şimdi ticari mamalar var. Ve bunlar biliyoruz ki döneme, yaşa ve duruma göre değişkenlik gösteriyor. Evet. İşte kısırlaştırılmış mı, değil mi? Ya da yaşlı mı, genç mi gibi. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Ne kadar vermeliyiz? Günde ne olmalı bu besleme sıklığı? Doğru mama hangisidir? En pahalı mama en doğru mama mıdır? Yoksa başka kriterler var mı? Hocam, biraz bunları konuşalım isterseniz. Şöyle, en pahalı mama, en doğru mama diye bir şey yok. Yine bireysel yapıyla alakalı. Çok kaliteli bir mama alıp birçok problem yaşayabilirsiniz. Bireysel olarak o hayvanın vücutsal yapısı, vücudundaki birçok faktör, alerjenlere karşı direnci vesairesi, bunlar çok önemli o konuda. Başta da söylediğim gibi hayvanların ergenlik dönemi, yani bizim yaklaşık ortalamasını verdiğimiz 12 aylık, 12 ay ve 12 aydan sonra gibi, ama işte bu erkek köpeklerde 13-14 aya kadar uzayabiliyor. Dişilerde 10,5-11 ayda bu sonumlanıyor. Biz bunu ortalama 12 ay olarak düşünüyoruz. İlk 12 ay yetişme döneminde, bebeklik dönemi olarak geçiyor. Ve bu dönemde özellikle ticari mamaların üzerinde puppy yazan gruplar kullanılıyor. Adult dediğimiz yetişkinler de 12 ay ve üzerindeki hayvanlarda kullanılıyor. Daha ileriki yaşlarda 10,5-11 yaş gibi desek, bu 3 skalada senior grup mamalar kullanılıyor. Bunların seçimi yapılırken de dediğim gibi yine profesyonel bir hekim arkadaşımız hayvanı görüp vücut yapısını, vücut skorunu, vücut yağlılığını, vücuttaki diğer semptomları gözlemleyip ona uygun bir mamayı kendisi illaki seçecektir. Burada önemli olan şu, ilk 12 aylık dönemde hangi besinle beslenirse beslensin, vücudun gelişme ve midenin, organların buna bağlı olarak büyüme, tuvalete gidip gelme alışkanlığına ve birçok şeye bağlı olarak ev içerisinde özellikle hayvana verilecek yem miktarının separe edilip, yani parça parça verilmesi gerekiyor. Bu bizim uyguladığımız ilk 3 aylık, 3,5 aylık dönemde günlük verilecek olan doz paketlerin üzerinde yazıyor zaten. O dozu 4'e minimum bölerek, daha sonra 3,5-4 aylıktan sonraki süreç içerisinde 7,5-8 aylık olan süreye kadar ortalama 3, hayvan büyükse 2'ye bölünerek verilmesi. Daha sonraki 1 yıla yakın dönemde de günde 1 öğün aktivite saatine göre uygun verilmesi. Bu mama verilme şekilleri de böyle. Yani çok aktif bir köpeğe belki biraz miktar arttırılabilir ama pasif, sürekli ev içinde olan, hareket etmeyen bir dostumuza da, değil mi, fazla bir miktarda vermek onun obez bir hal almasına, yağlanmasına yol açacaktır ki bu da birçok hastalığın belki temel sebebi olabilir. Sevgili Çağdaş Tekman, şimdi biraz hastalıklara da girelim. Biliyoruz ki bazı özel mamalar var, formülize edilmiş belli hastalıklar için. Bunlar niye böyle? Yani normal mamayla beslesek o dönemde o hastamızı ya da o hastalığı geçiren patili dostumuzu bir zararı mı olacak? Niye özel formülize mamalar var? Bunları niye vermek zorundayız? Şöyle giriş yapayım hocam. Ya da zorunda mıyız? Ben aslında biz aslında beslenmeyi ikiye ayırıyoruz. Ticari mamalar dediğimiz kuru mamalar grubu, bir de aslında evsel besleme diye. Normal sağlıklı bir hastamıza biz her gün kuzu pirzola versek doğru besleme yapmış olur muyuz? Tabii ki olmayız. Çünkü kuzu pirzola sadece protein ağırlıklı bir mama olur, gıda olur ve hayvanda yüksek protein beslemelerine bağlı olarak da belli sağlık problemleri, nutrisyonel problemleri görme ihtimalimiz her zaman için çok fazla olacaktır. O yüzden de ticari mamaların şöyle bir kolaylığı var. Aslında bu protein, karbonhidrat, yağ dengelerinin, vitamin, mineral dengelerinin hayvanın ihtiyacına göre, kilosuna, boyuna göre, fiziksel aktivitesine göre hazırlanmış, porsiyonlanmış olarak kolay verimi olduğu için de aslında daha çok bu mamaları tercih ediyoruz. Bunun dışında çeşitli sağlık sorunları, bunlar alerji problemleri,
eklem sağlığı problemleri, kalp sağlığı problemleri, yine böbrek sağlığı, idrar yolları problemleri, obezite gibi çeşitli problemlerle aslında evdeki çocuklar da muhatap olduğu için onların buradaki sorunlarına yönelik özel hazırlanmış diyetlerle beslemek gerekiyor. İşte keza böbrek hastalarında ve kalp hastalarında tuzu azaltılmış, fosfat atılımını destekleyen, kalorisi düşürülmüş, yağ oranı azaltılmış, farklı mama grupları var. Hastanın ihtiyacına göre beslenme ihtiyacı belirlenmiş ve onun sağlığını destekleyecek çok özel mamalar var. Sadece belli hastalıklarda mamayla tedavi edebileceğiniz yöntemler var. Bu çok çok önemli. Özellikle kemik gelişiminde, nutrisyonel problemlerde, kemik problemlerinin, kemiklerin deviye olduğu ya da kemik densitesinin çok düşük olduğu problemler aslında çok kaliteli bir beslemeyle, dengeli bir beslemeyle çözebilecekken atlıyoruz onları. O yüzden biz hani bu tür problemleri iyi bir mama, iyi bir hazırlanmış rasyonlu mamalarla bunu çözmek çok çok daha kolay oluyor. Yani hastalık yönetiminde mama çok önemli bir çok faktör. Çok önemli hocam. Tedaviye katkıda çok önemli bir faktör. Bunları göz ardı etmemek ve mutlaka hekim arkadaşlarımızın tavsiyelerini dikkate almak gerekiyor anladığım kadarıyla. Dönem önemli, hayvanın genel durumu önemli, yaş önemli. Bunlara göre yeniden düzenlemeler gerekiyor. Başladığınız mamayla devamlı gidemezsiniz. Hayvan aktif bir hayvan olabilir, pasif bir hayvan olabilir. Daha uyuyarak vakit geçirir, daha yaşlıdır, daha gençtir. Her koşulda bunun tabii ihtiyacı değişecektir. Mutlaka veteriner hekiminize danışın diyoruz sevgili pati severlere. Şimdi çok önemli bir soru geliyor. Evde çocuklarımız var. Hep şöyle bir kavram var. Çocuklara dost köpekler, çocuklarla iyi geçinen köpekler diye. Bu bir mit mi? Gerçek mi? Her köpek çocuklara dost mudur? Dost olabilir mi? Yoksa seçim yaparken cidden bu bir kriter olarak dikkate alınmalı mı? Pati severlerden bize gelen önemli sorulardan bir tanesi de bu. Evet sevgili Volga Tuğalpay, seninle başlayalım. Nedir görüşlerin? Teşekkürler hocam. Şimdi ırk özellikleri. Şimdi özellikle başta da söylemiştik. Hayvanların, canlıların seçimi sırasında neye önem göstermeliyiz, nasıl olmalı? Aslında bunlar çok girintili, o kadar dallı budaklı olaylar. Şimdi evde eğer bir kendi çocuklarımız varsa ve bunlarla alakalı bir ortamda hep birlikte yaşarken mutlu olmak istiyorsak, seçecek olduğumuz hayvanın da gerçekten ırkının uygun olması gerekiyor. Tabii ki var. Şimdi daha önceki yıllardan beri yapılan araştırmalar, hatta bunlar üzerine özel kitaplar yazmış bazı yazarlarımız da var. Bu bir Doberman, bir Rottweiler, bir Alman kurdu, bir Golden Retriever. Bu hayvanların hepsinin kendilerine ait özel ırk karakterleri var. Bir Kangal'ın, bir Spitz'in. Buna uygun, bu besleme amacımıza yönelik almamız gerekiyordu başta. Biz eve aldığımız canlıyı getirdik. Hiçbir şekilde bunları araştırmadan bazı problemler yaşayabiliriz. Mesela bir Doberman da evde bakılabiliyor. Doberman normalde ırk özelliği olarak çok yatkın ev ortamında diye düşünülse bile özelliklerini araştırıp incelediğiniz zaman saldırgan yapı gösterebilen, ailedeki direkt diğer bireylere de farklı durumlarda saldırganlık yaratabilen bir hayvan, ama bunun altında yatan sebepler var. Mesela çok zeki ve kin tutan hayvanlar olarak araştırırsak içerisinde birinci sırada bizim kangallar geliyor mesela. Bu hatta yetiştiriciler birçok alanda bunları konuşurlarken bazen hayvan sahipleri gelip bize diyor ki ya Doberman'ların işte beyni 7 yaşında büyüyormuş da şöyle falan gibi. Bunlar olası şeyler değil. Sadece şu var, uzun yıllar kendisine yapılan kötü bir hareketi veya onun kendisine yapılan hareketin kötü olduğunu algıladığı bir hareketi unutmuyor hayvan. Ve karşısındaki hayvan sahibi ya da yakınındaki diğer çocukları veya işte ailedeki herhangi bir birey benzer bir hareketi yaptığı zaman kendisini de sürünün içerisinde, kendisini bir sürü içerisinde düşünüyor. Çünkü kendi içgüdüsel ortamında yaşıyormuş gibi düşünüyor. Ben diyor buradaki 5 kişilik ailenin içerisinde bu sürünün lideri miyim değil miyim? Önce onu araştırıyor zaten bir canlı evimize geldiği zaman. Bu liderlik vasfını elde edebileceğini hissettiği zaman saldırıda bulunuyor. Şimdi bunları
düşünerek aldığımız hayvanın ırk özelliklerini, kin tutabilir mi tutamaz mı, ben buna nerede bakacağım, hangi ortamda, hangi etrafındaki insanlarla karşılaşacak, bunlar çok önemli şeyler. Evet. Yani önemli tespitler. Tabii ben biraz şuna inanıyorum. Tabii ki bu doğmasal genetik faktörler önemli. Ancak biraz daha ben bu işin yaklaşımla ve yetiştirmeyle tabii ve hocam, sizin direkt emin olun belki karakter yapınızla da ilişkili olabileceğine inananlar grubundanım. Tabii genetiği dışlamıyoruz. Genetik özellikler çok çok önemli. Sevgili Çağdaş Tekman, senin ekleyeceklerin ne bu konuda? Çünkü bu konu önemli. Yani çocuklarla iyi geçen ırklar, eğitim, yaklaşım, bunlarla ilgili görüşlerin hocam, neler? Hocam şöyle gireyim konuya. Belli ırklar zaten dünyada her türlü şekilde sosyalleşme ve insanlara ihtiyacı için eğitilen hayvanlar var. Özellikle Golden Retriever'lar, Labrador'lar, gözleri görmeyen engelli insanlarımız için refakatçi köpeklerdir, yol gösterici köpeklerdir. Yıllarca eğitilmiş ve yıllarca bu konuda çok ciddi başarılar elde edilmiştir. Eğitim alan çok kolay köpekler bunlar. Bunların evdeki sosyal uyumluluğu, çocuklarla beraber ilişkileri çok yüksek. Onun dışında köpekleri ayırırken bazı köpekleri hani koruma köpekleri, bazılarını da daha sosyal köpekler olarak ayırdığınızda koruma köpeklerinde biraz daha adaptasyonun güç olduğu ama bunların tamamen eğitimle aslında aşılabildiğini ya da uzun süre beraber yaşanmışlıkların çocuklarla adaptasyonun kolay olduğunu, hatta o çocukları çok iyi şekilde koruduklarını görüyoruz. Ama küçük ırklarda baktığınız zaman paddle'lar, shih tzu'lar, bazı teriyer ırkları, özellikle Maltese teriyer gibi, bunlar ev ortamında çok müsaitler ve çocuklarla çok uyumlular. Cocker'lar keza yine öyle. Irk olarak bunlar hani ilk etapta aklımıza ilk gelen ırklar olarak söyleyebiliriz. Ama işin özü, tehlikeli ırk dediğimiz bir Amerikan pitbull köpeğini bile her ne kadar Türkiye'de beslemek yasak olsa da bunların da iyi bir eğitimle çocuklarla çok sosyal ilişkide olduğunu ve hiçbir sorun yaratmadığını biz gördük. Tabii ki ben şuna inanıyorum, kötü eğitim kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bu insanda da böyle, köpeklerde de böyle. İyi bir eğitim, sosyal bir eğitim verirseniz her ırkın çocuk ve daha ileri bireylerle uyum içinde yaşayabileceğine ben inanıyorum. Evet. Ben de mesleki deneyimlerime dayanarak çok agresif bir Golden Retriever'a rastlayabileceğimizi gördüm. Evet. Veyahut da çok daha sakin yapıda bir pitbull olabileceğini de zaman içerisinde gördüm. Eğitim önemli ama genetik faktörleri de dışlamamak gerekiyor. Hatta kesinlikle, ben ekleme yapayım. Bizim bir çalışmamız vardı. Kan kolesterol düzeyleri ile bu agresyon dereceleri arasında. Ki yani seçerken belli eğitimler için, patili dostlarımızı profesyonel eğitimler için seçerken belli kriterler mutlaka var. Davranışsal kriterler olduğu gibi işte kan, bazı kan parametrelerinin dahi önemli olabileceğini biliyoruz. O çerçevede bireysel değişiklikler de söz konusu. Yine patili dostumuzu sahiplenmeden önce, edinmeden önce kendimiz bir ön değerlendirme sonrası belki bir profesyonelden fikir almak da bu çerçevede iyi olabilir diyoruz. Tabii ki eğitim önemli bir faktör, yaklaşım önemli bir faktör. Yine çok merak edilen bir soru, müsaadenizle bunu yöneltmek istiyorum. Köpeklere, patili dostlarımıza, bu can dostlarımıza tuvalet eğitimi verebiliyor muyuz? Bunlar tuvalet eğitimi alabiliyor mu sevgili Tuğalpay? Hocam her türlü eğitimi alır. Bunların içerisinde tuvalet eğitimi de var. Bunu anlatmaya başlamadan müsaade ederseniz bir ricada bulunacağım bizi seyreden arkadaşlarımızdan. Şimdi hayvanın genel karakter gelişimi sırasında ortalama 7-7,5 aylık süreyi söylemiştim ben. Şimdi bu 7-7,5 aylık sürenin şöyle bir önemi var. Eğer yetişkin bir köpek almadıysak, bu arada bütün köpekler bütün yaşlarda eğitilirler. Onda bir sorun yok. Sadece bir yavru alındı ve bu eve geldi. 7-7,5 aylık süre dolmadan, özellikle yani 6,5-7 ay dolmadan lütfen eğitim merkezlerine bırakmayın. Yani şimdi çok küçük yaşta tam sosyalize olsun, sizle beraber o evin tabii bireyi olduğunu anlasın. Doğru tabii hocam, mu? Bu amaçla mı? Bu nedenle mi? Genel aileyle birlikteki o ana karakter oturana kadar
sizinle vakit geçirsin. Bu süreyi eğer bakamıyorum, biz bunu yapamıyoruz, işte zaten 3 ay oldu, işte biz bunu 4-4,5 ayken bir eğitime verelim, bir eğitim alsın gibi düşünüyor bazen hayvan sahiplenen arkadaşlar. Bu karakter oturumunun olduğu süre içerisinde bir eğitim alırsa, eğitimde sonuçta eğitmen arkadaşlar hani bir eziyet yapmıyor, bir şey olmuyor ama oraya gittiği zaman köpekte çeşitli ikilemler şekilleniyor. Yani evinden uzaklaşıyor, bir ortama giriyor ve orada bir norma sokulmaya çalışılıyor. İşte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın gibi. Genelde yavru köpek almış arkadaşlardan ricamız tuvalet eğitimini, özellikle evdeki tuvalet, yürüme, beraber bazı şeyleri paylaşma, bu tarz eğitimleri kendileri evlerinde birazcık ilgiyle verebilirler. Bu çok basit, ödüllendirme, mükafatlandırmayla her köpek her yaşta alır ki özellikle dediğim gibi hocam hani bebeklerin o 6,5-7 aylık süre içerisinde bir merkezde böyle eğitim almamalarını rica ediyorum. Çünkü sonraki karakterlerini etkiliyor. Peki tuvalet eğitimi? Tuvalet eğitimini evde kendimiz vereceğiz. Yani olabiliyor, eğitilebiliyor. Olabilir tabii ki. Çağdaş Tekman? Ben şöyle anlatayım hocam. Benim hasta sahiplerime anlattığım bir tuvalet eğitim protokolü var aslında. Onu şöyle, ondan bahsedeyim kısaca. Sonuçta günde 24 saati biz yaşıyoruz ve saatlendirerek bunu farkındayız ve saate bakarak biliyoruz ama hayvanlara saate bakmak gibi bir lüksleri yok. Gün ışığına ya da sosyal yaşam döngüsüne göre bir biyolojik saat kurmak gerekiyor hayvanların. İşte günde iki defa gezdireceksek bu iki defa gezdirmeyi programlamak, hayvanın da gün ışığına ya da işte sosyal yaşam döngüsüne bakarak kendisinin de ben şu saatte ya da şu süreçte dışarı çıkacağımı bilmesi gerekiyor. Bunun bir monoton düzen oturtturularak bir eğitim süreci var. Onda da durum şu, her gün sabah aynı saatte yemek veriyorsunuz. Yemek yarım saat bir süre tanımlıyorsunuz. O süre tanımlamasından sonra çocuğu dışarı çıkarıyorsunuz, gezdiriyorsunuz. Buradaki gezdirme süresi de standart bir zaman olmalı. Yani yarım saatse yarım saat, bir saatse bir saat olmalı. Ve bu sürede tuvaletini yapsa da yapmasa da geri eve dönmeli. Aynı rutini akşam da yapmak gerekiyor ve bu rutin süreyi 15-20 güne programladığınız zaman bir süre sonra çocuk bunu kendini o programa, o biyolojik saatini kurarak, adapte olarak eğitim başarılı oluyor. Tuvalet eğitimi bir de işte ticari aparatları var, kokular var, feromonlar var. Bunlarla da eğitim alan çocuklar var. O da denenebilir hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Yine merak edilen, aslında biraz da vatandaşlar arasında kedi de köpek aynı evde olmaz diye böyle peşinen yanlış hüküm. Hani ben sorunun cevabını şimdiden peşinen vermiş oldum ama bunu söylerken. Evet, Tuğalpay, kedi ile köpek aynı evde olur mu? Katılmıyorum hocam. Evet, ben de katılmıyorum da. Niye katılmıyorsunuz? Şöyle, çok fazla Çağdaş Bey'in de sizlerin de görmüş olduğunuz hasta sahiplerimiz vardır. Zaten şu anda birçoğunun evinde hem kedi hem köpek bir arada. Tabi başta ufak tefek anlaşmazlıklar oluyor. Yani bu ön yargı bir yıkalım, bir kıralım bunu. Buradan da kesinlikle sevgili pati severlere gönül rahatlığıyla söyleyelim. Diyelim ki kediyle köpek aynı evde olur. Olur. Nasıl olur? Neden olur? Neden olmaz? Pardon, buyurun. Estağfurullah hocam. Şöyle, birbirlerinin yaşam alanında birbirlerine saygılı yaşamayı öğreniyorlar. Farklılıklar bazı yine ırklara göre değişiklikler olabiliyor. Hayvanın bireysel, hayvan içgüdülerine bağlı olarak değişiyor. Ama bunu evdeki canlıların bir araya getirildiğindeki aile bireylerinin telkinleriyle, işte yaklaşımlarla vesaireyle önleyebiliyoruz. Yani özellikle benim gözlemlediğim, bir evde köpek var ve daha sonrasında kedi getirildiyse köpek biraz daha duygusal bir canlı. Paylaşmak istemiyor karşısındakiyle o sevgiyi. Kedinin de bunu o sevgiyi paylaştığını, o sevginin bölündüğünü hissettirmeden evde yaşama başlatılması gerekiyor. Ve birbirlerinin yemek kapları vesaireler ayrı bir şekilde birbirlerinin, çünkü biliyorsunuz doğal ortamlarında yemek kutsaldır. Bu kedi köpeğin, köpek kedininkini yerse problem olabilir gibi bazı içerideki separasyonları sağladıktan sonra ailenin de birkaç özel ilgisiyle zaten çoğu aile içerisinde yetişmiş ya da böyle daha çok humanist köpekler, kediler birbirlerine yani evdeki tek aileyle yaşarken de kedinin yanına köpek, köpeğin yanına kedi geldiği zaman yaşantısal olarak bir farklılık yaratmıyorlar. Birbirlerini kabulleniyorlar yani.
Evet, teşekkür ederim. Peki sevgili Çağdaş Tekman, senin tecrübelerin ne diyor bu konuda? Hocam benim tecrübem direkt benim evimde bir kedi bir köpek beraber yaşıyorlar. Sorun yok diyorsunuz yani. Hiç sorun yok. Sorun, evet, hiç, iki tane sıfır problem. İki tecrübeli isim bunu söylüyorsa demek ki kediyle yani, köpek aynı evde. Çok keyifli zaman geçiriyorlar. Olur. Birbirleriyle oyun oynuyorlar. Yani hani o evet birbirinden uzak duruyor gibi bir durum da yok evin içinde. Çok keyifli vakit geçiriyorlar. Onların o oyunları da bizi mutlu ediyor gördükçe. Harikasınız. Bu miti de böylece yıktık beraberce. evet, şimdi artık programın da sonuna geliyoruz ama ben biraz da sağlık demek istiyorum. Tabii her şey çok güzel gidiyor belli bir dönem ama birden karşımıza özellikle tabii yaşlılıkla daha sık çıksa da özel durumlar sebebiyle de bakın besleme koşullarının bozulması gibi sebeplerle hastalıklar da çıkabiliyor. Sevgili Çağdaş Tekman, en sık rastlanan hastalıklar köpeklerde neler? Bunların ne gibi belirtileri var? Hasta sahipleri hangi bulguyu gördüklerinde bir veteriner hekime danışmalılar? Ne dersiniz? Hocam sağlık sorunlarını aslında iki gruba ayırarak incelesek daha mantıklı geliyor. Geriatri dediğimiz yaşlılık dönemi ki biz hayvanları 7 yaştan sonra yaşlı statüsüne sokuyoruz aslında. Ve bebek dönemindeki o erken dönemdeki hastalık problemleri. Bir yavru köpekle başlayan hayatımızın ilk süreçlerinde parazitler ve viral hastalıklarla çok sık karşılaşıyoruz. İlerideki dönemlerde travmatik problemlerle karşılaşılabiliyor hasta sahipleri. Ve bir dönem sonrası orta yaş döneminde başlayabilen metabolik sağlık sorunları, özellikle böbrek, karaciğer ve kalp sorunları ki son dönemlerde en sık gördüğümüz problemlerden bir tanesi yoğun kalp hastalıkları ki bu belli ırkların genetik yatkınlığıyla da alakalı ve özellikle ileri yaşlarda nörolojik problemler gibi böyle temel sorunları çok ciddi anlamda görebiliyoruz. Yavruluk döneminde özellikle halk dilinin arasında kanlı ishal olan parvoviral enteritis ya da gençlik hastalığı olan distempora çok sık karşılaşılabiliyor. Bunların en önemli çözüm kaynağı koruyucu hekimlik. Kedilerde özellikle de erkek kedilerde anatomiye bağlı olarak idrar yolları tıkanıklığı ve bununla kaynaklı oluşan üriner sistem hastalıklarını çok ciddi anlamda görüyoruz. Çok çok yoğun geliyor kliniklerimize, hastanelerimize. Bazıları tedaviyle kolay çözebilirken bazıları çok ciddi marjinal ameliyatlarla çözülebiliyor. Yani evet, dikkat edilmesi gerekiyor. Aslında evet, sürekli gözümüz üzerinde olması gereken canlılar. Tabii bazı bulgular var. Siz özetlediniz. Bir de ben şunu vurgulayayım. Siz de katılırsınız tahmin ediyorum. Küçük objeleri de biraz ortada bırakmamak, kırılabilecek objeleri de ortada bırakmamak gerekiyor. Aynı soruyu size yönelteyim sevgili Volga Tuğalpay. Siz neler dersiniz? En sık rastlanan bulgular nelerdir? Hasta sahipleri kapınızı en sık hangi bulgulara dayanarak çalıyorlar? Hocam şimdi çalışmaya söyledikleri standartizasyon yönünden çok mantıklı, çok düzgün ve gerçek olması olan karşımıza gelen şeyler zaten hastalıklar. Burada öncelikle konuya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Hayvan canlı sahibi arkadaşlarımızın hangi durumda bize gelmeleri gerekiyorsa olayı şu. Doğal olarak yaşadıkları ortamda, evde ya da bahçede, canlıyla yaşadıkları süre içerisindeki önceki hatıralarından farklı herhangi bir bulgu, durgunluk, işte başı öne eğik bekliyor, işte karnını C haline getirmiş, ağrı çekiyormuş gibi görüntüler. Şimdi konuşabilen bir canlı olmadığı için karşımızdaki, kendilerine anormal gelen her türlü olguyu hekim arkadaşlarımızla paylaşsınlar. Çünkü normalde yapması gereken hareketlerin yapılmamış olması, işte farklı ağrı duyularına bağlı vücudun verdiği tepkiler tamamen onun standart hayatında yaptığı hareketleri yapmamasına sebep olacak. Bunu gördüğü anda direkt iletişime geçsinler. Hastalıklardan önce, yani hastalığın ne olduğunu anlamadan önce hasta olmayı anlamak önemli. Bize gelen birçok hastada sıkıntı biz geç kalmış oluyoruz. Yani 3 gün, 4 gün bekledim, işte bugün akşam da oldu, baktım olmadı, sizi aradım. Şimdi bu boyuta gelmeden önce ilk gördüğü anda o canlıya biz müdahale edebilsek birçok metabolik ya da bir böbrek problemi farkına vardığımızda daha çok daha etkili sonuç alabiliriz. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Böylece bu keyifli sohbetin de sonuna gelmiş olduk. Tabii patilerle empati aslında sadece pati severleri değil, yine aynı zamanda masanın diğer tarafında bulunan, yine emin olun
bir o kadar patisever olan veteriner hekimleri de belli konularda bilgilendirmeye devam ediyor ve devam edecek. Evet sevgili pati dostları, ekranların, TV ekranlarının en patisever programı Patilerle Empati'nin bu bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki programda yine çok farklı konuklarla, çok farklı konularla, ilginizi çekecek çok özel konularla sizlerle birlikte olacağız. Buluşuncaya kadar sağlıkla kalın efendim.